Peki bu stentin belirli bir ömrü var mıdır? Riskleri var mıdır? Her yaş grubuna uygun mudur? Bunu nasıl Evet. değerlendireceksiniz? Stentler bizim ilk meslek yıllarımızda tabii yani çıplak metal stentler mevcuttu. Bunların restenoz dediğimiz daralma oranı çok çok yüksekti. Yani %25-30'lara varan oranlarda daralma oluyordu. Ve biraz daha yani son teknolojilere göre biraz daha sert katı stentlerde. Ama son geliştirilen stentlerle birlikte artık ilaç kaplı stentler tamamen yapıyoruz neredeyse. Hatta eskiden çapı büyük damarlara kullanmıyorduk ama şimdi artık onlara da ilaç kaplı stentler yapıyoruz ve yeni nesil ilaç kaplı stentler çok çok başarılı. Restenoz oranı %30'lardan %5'lere kadar düşmüş görünümde. Ve stentleme sonrası yine hastalık kaybolmuyor. Evet. Ve Neler stentleme yapılmalı sonrası mesela stentleme daha da sonrası? dikkat edilmeli. Çünkü stent yapıldığı zaman iki tane kan sulandırıcı birden veriyoruz. Hastalarımız bazen tolere edemiyor. İşte yan etkilerinden olabilir. Belki ufak kanamaları oluyordur. Tolere edemiyor, kesmek istiyorlar ama çok önemli. Özellikle stentlemeden sonraki bir sene hastaların ilaçlarını kullanması, özellikle kan sulandırıcı ilaçlarını kullanması için çok önemli bir dönem. Eğer bu ilaçlar kesilir ise stentin ani pıhtı ile tıkanma durumu olabiliyor veya restenoz riskini, bu daralma riskini arttırıyor. İlaçlarını kesinlikle kullanmalı. Ama stentleme olmuş birisinin de ömür boyu kullanması gereken yine bazı ilaçlar var. Nelerdir Bunlar mesela? en önemlisi kan sulandırıcılardan iki kan sulandırıcı verilmesi gerekir. Sonra birini bir sene sonra kesiyoruz. Biriyle ömür boyu devam ediyor. Genelde o aspirin oluyor. Eğer aspirini tolere edebildiği sürece aspirin veriyoruz. Tolere edemezse de diğer ajanları veriyoruz. Ama onun dışında yine kalp hızı yükselsin istemiyoruz. Onun için tedavilerimiz var. Kolesterolü düşük olsun istiyoruz. Tansiyonu yükselmesin istiyoruz. Yine kalp koruyucu başka ajanlar var. Kalpte sıvı ve tuz tutulumunu, vücutta sıvı ve tuz tutulumunu azaltan ajanlarımız var. Yine iyi bir şeker takibi, iyi bir kolesterol takibi. Ya hocam şöyle mi demeliyiz? Kalp rahatsızlığı olan, çok özür dilerim. Birden çok ilaç veriyorsunuz ama bu da yan etkisi oluşturmuyor mu ya da kalbi yormuyor mu? Mesela bir hasta sadece kalp hastası değil, farklı bir hastalığı var. Onunla alakalı da ilaç kullanıyor. Kalbini iyi etmek Evet. için de gerekli işlemlerden sonra ilaç öneriyorsunuz. Yani Yani bir hastaya baktığınızda en kötü 5 tane ilaç almış ne oluyor. yazık ki bu hastalarımızın sadece bir kalp damar hastalığı da olmuyor beraberinde. Başka hastalıklar da oluyor. Yani bu hastalarımız ben 20 ilaç kullananı bile gördüm. Ama bir şekilde alışıyorlar ve kullanmazlar de biliyor. Kullanmazlar ise olayların daha kötü seyredeceğini. Stent olmuş bir hasta ortalama 4-5 ilaç kullanıyordur ve ömür boyu da kullanması gerekecektir muhtemelen. Psikolojik Sadece olarak da iyi bir şey değil. Sürekli ilaçlara bağlı yaşamak. yani Yani elden bir öyle şey ama gelmiyor ama diğer yine taraftan de. da ciddi bir kalp krizi riski var. Ciddi bir yine beyin damar hastalığının ilerlemesi, inme riski var. Evet. Bunun sonucunda da istenmeyen olaylar riski veya komplikasyon riski çok ciddi yüksek. Felçe kadar Yani gidiyor ister yani. istemez biz de hastalarımızı bu konuda ikna için bayağı uğraşıyoruz. Bu genel olarak hastalarımız uyumlu davranıyor bu konuda. Yani her ne kadar yani istenmese de belki bizlere zor gelse de o hastalar bir şekilde alışıyor, kabulleniyor ve iyi tedavi olduğu sürece hastalarımızın hayatının gidişatı normal bir insana yaklaşıyor. Belki yani bu olayları yaşamamış bir insanla aynı sürelerde, aynı şartlarda veya hayat kalitesi aynı şekilde
olabiliyor. Onu da biz anlatıyoruz. Ama tabii İhmal tedavi etmemeleri lazım. ihmal etmemeleri lazım. Hastalarımız sağ olsun bu konuda gayet bilinçliler.